Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 19. hafta konusu olan Boylardan Devlete, yani Türklerde töre, İç Asya'da hayat ve Orta Asya'daki Türk göçlerinden bahsedeceğiz. Sayfa 114 ve 122 aralığında ders kitabımızda bu haftanın yani 19. haftanın konusunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Türklerde Töre yan başlığından biz başlıyoruz. İlk ve orta çağlarda İç Asya'da siyasi teşekküller kurmuş olan Türkler gelişmiş bir hukuka da sahipti. Devletle toplum hayatının düzenli bir şekilde devamını sağlayan bu hukukun temelini Türk töresi oluşturmaktaydı. Yani Türklerde hukukun temel taşı töredir. Türklerde Töre devletin kuruluş ve iş, işleyiş biçimini yol yordan ve görenek ile halkın hayat tarzını ifade eden kapsamlı genel bir kavramdı. Başka bir deyişle töre hem devlet hem de toplum hayatına hakim olan belirleyici bir güç idi. Töre hükümleri yazılı olmayıp nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Ya Türkler zaten göçebe oldukları için sözlü kültürleri gelişmiştir. Töre de çok sonralardan yazıya, Uygurlar zamanında yazıya geçecek. Çünkü Uygurlar yerleşik hayatı kabul edeceklerdi. Türkler arasında yaygın olarak söylenen il gider, töre kalır sözü bunun bir ifadesiydi. Buradaki il devlet demek arkadaşlar. Devlet gider ama töre kalır. Heykele bakıyoruz. Moğolistan'da bugün Bilge Kağan, ikinci Göktürk Devleti lideri arkadaşlar. Türk devlet anlayışında devlet ile töre birbirinden ayrı düşünülemeyen, biri diğerinin tamamlayıcısı olan unsurlardı. Bu durum Bilge Kağan kitabesinde üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım bu minkan, iste minkan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Bilgili kan imiş, cesur kan imiş. Buyruğu yine bilgili imiş tabii, cesur imiş tabii. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabii. İli tutup töreyi düzenlemiş sözleriyle dile getirilmiştir. Türk devletlerinde kağanlar devletin kuruluşundan veya tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak töreyi düzenlemeye çalışırlardı. Kağan bu yolla ülkedeki kanun hakimiyetini sağlayarak keyfi yönetimden kaçmış olurdu. Devleti yönetenler gibi halkın da töreye uyma zorunluluğu vardı. Türk toplumunda töre hükümlerine karşı çıkmak kolayca göze alınabilecek çok rastlanan bir durum değildi. Çünkü töreye aykırı davrananlar ayıplanır, toplum dışında itilir ve ne oluyor? Cezalandırılıyor arkadaşlar. Türk töresine göre adam öldürmek, barış zamanında kılıç çekmek, zinada bulunmak, hayvan kaçırmak, hırsızlık yapmak ve benzeri hareketler kesin olarak yasaklanmıştır. Bu suçları işleyen kişiler idam edilir, onların malları da devlet hazinesine kalır, aile fertlerinin hürriyetleri, özgürlükleri kısıtlanırdı. Bakın bir baba oğlu düşünün, çocuğun yapacağı davranıştan babası da burada ne oluyor aslında? Sorumlu tutuluyor. Hafif suçlara ise genellikle 10 günü aşmamak üzere hapis cezası ya da bedel ödeme cezası verilir. Sınavlarda şu şöyle çıkar 10 gün ceza veriliyor genelde diye çünkü bunlar göçebe yaşadıkları için e, ne yapacaksın göçerken yani adamı ha, hapsettiğin adamı sırtında mı taşıyacaksın? Çok büyük bir suçu varsa zaten idam edersin. E, hafif suçu varsa ya 10 gün hapse atarsın ya da bedel yani bir tazminat ödettirirsin. <laughs> İç Asya'da hayata bakalım arkadaşlar. Yani konar göçer, ee, küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, kilim dokumacılığın yapıldığı Türklerin hayatına bakalım. İslamiyet öncesi dönemde İç Asya'da yani şuradaki alanda arkadaşlar yaşayan Türk topluluklarının sosyal ve ekonomik yapısı konar göçer hayat tarzı etrafında şekillenmiştir. Bu durumun başlıca nedeni Türklerin yaşadığı bozkır coğrafyasının şartlarıydı. Türklerin ana yurdu olan İç Asya büyük ölçüde bozkırlarla kaplıydı. Bozkırlar kim yerlerde ıssız çöllere dönüşürdü. Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Akkum ve Karakum bu çöllerin belli başlıcalarıydı. Şimdi bu e, haritada dünya üzerindeki çölleri verdik arkadaşlar. Özellikle biz neyi anlatıyoruz şu anda? Orta Asya'daki çöllerden bahsediyoruz. Yani buraya dikkatimizi verelim. Bozkırlar kimi yerlerde ıssız çöllere dönüşür dedik arkadaşlar. Bakın yani koskocaman geniş coğrafyada. Bakın sadece orada e, bize verilen bilgiye göre Gobi yani kitabımızın aldığı bilgiye göre Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Akkum ve Karakum toplam 5 tane iç Asya'da ne var arkadaşlar? Çöl var. Bozkırın tarıma imkan vermeyen toprakları üzerinde yaşayan Türkler, için en uygun ekonomik faaliyet kesinlikle arkadaşlar hayvancılıkta. Yerleşik bir evi ekecek toprağı olmayan Türkler iklim şartlarının yıl içindeki değişimini de dikkate alarak sürüleriyle birlikte bir otlaktan diğerine yer değiştirirlerdi. Çin kaynaklarında geçen mevsime bağlı olarak sürülerini takip ederler ifadesi Türklerin bu durumunu doğrulamaktaydı. Ancak bu göçebe'lik tesadüflere bağlı veya başıboş bir hareketlilik değildi. Yılı kışlak, yazlak, yaylak ve güzlek adlarıyla dört mevsimi ayıran Türkler mevsimine göre belli yerler arasında hareket ederlerdi. Yani gidip geldikleri yer aslında belli. Yaylaklar yükseltisi fazla olan, serin ve yeşil otların bulunduğu yerlerdi. Bir yandan da fotoğrafa bakın arkadaşlar. Türkler yaz mevsimini yükseltisi fazla olan serin yaylaklarda geçirirlerdi diyor. Altay Dağları Katun Nehri'nden de bir burada ne var? Görüntü var. Konar Göçer. Türkler için buralar hayvanların beslendiği ve savaş hazırlıklarının yapıldığı geniş alanları ifade etmekteydi. Ancak iskan yani yerleşim açısından asıl önemli olan kışlaklardı. Çünkü Kışın sert iklim koşulları nedeniyle çadırlarda kalmak zorlaştığından daha korunaklı barınaklar tesis etmek gerekiyordu. Kışlak olarak genellikle aynı yerler kullanıldığından buralarda bazı yapılar zaten hazır haldeydi. Bu yapılar her yıl elden geçirilir. Özellikle rüzgarın devamlı estiği taraf taş veya toprak duvarlarla kapatılırdı. Türkler Yaşanılan bölgeye göre farklılıklar olmakla birlikte kışlakta 5, yazlakta 1, yaylada 4, güzdekte ise iki ay kalırlardı. Kitabımızdan bir okuma metni arkadaşlar ya yani bir bilgin notu. Türkün yaşadığı yerde dağ olmalıdır. Bu dağlar sıra sıra olup aşılması güç de olabilir fakat yine de aşılacak bir yeri, bir beli, bir geçidi olabilir. Türk'ün yaşadığı yerde ot, çayır, çimen, çerçöp fazla olmalıdır. Çünkü orada Türk yiyeceğini teşkil eden hayvanlarını güdecek, onların beslenmesini sağlayacaktır. Türk'ün yaşadığı yerde su bol olmalıdır. Kaynaklar, kaynarlar, bulaklar, pınarlar ve bunların akıp giden ayakları hem insanları hem de hayvanlarını sulayacaktır. Türk'ün yaşadığı yerde sağlık için kar yağmalıdır. Kar insan hayatında sadece soğuk gibi olumsuz özellikleriyle değil, yazın sıcak günlerinde serinlik getirici özellikleriyle de güzel gelir diye bir bilgi var. Mirattan önce 2500 ve 1700 yıllarına tarihlenen Afeniosova kültür bölgesinde yapılan kazılarda av hayvanlarının yanı sıra koyun ve at kemiklerine de rastlanmıştır. Bunlar bölgede yaşayan Türk kavimlerinin söz konusu hayvanları evcilleştirerek hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladıklarının da aslında birer kanıtıdır. Türkler yiyecek ve içeceklerini büyük ölçüde hayvanlarından sağlamışlardır. Ulaşımda hayvanlardan yararlanmış, barınakları olan çadırlarını onların yününden elde ettikleri keçeden yapmışlardır. Kendilerinden olmayan tahıl, demir gibi ihtiyaçları da yine sürülerinden sağladıkları ürünlerle ticaret yani takas ederek sağlamışlardır. Yaylaya göç diye bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Göç alanları yani yaylalar öyle gelişi güzel sahipsiz yerler değildi. Her boyun veya oymağın belirli yaylası ve otlağı vardı yaylanın ve otlağın en güzel yerini boy beyi kendisine ayırmaktaydı. Yaylaya göç boy beyinin emriyle başlardı. Göç hazırlığı birkaç saat içinde tamamlanırdı. Zira göçebenin evi derme çadırlardan ibaretti. Eşyalarının hepsi de taşınabilir türden idi. Göç çift hör güçlü develer yani yüklet, yüklet dediğimiz veya dört tekerlekli üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalar yani kağını ile yapılmaktaydı. Bu arabalar kadınların içinde yün eğirdikleri, dikiş diktikleri, doğum yaptıkları ve çocuklarını emzirdikleri adeta gerçek bir konut gibiydi. Yaylalara göç tam bir eğlence halini alırdı. Güzel elbiseler giyilir, yol boyunca neşeli şarkılar söylenirdi. Türkler dışa dönük, eğlenmeyi seven, neşeli ve aktif insanlardı. Onların inancında hayatı kötüleme ve başka bir alemde mesut olma fikri hemen hemen hiç yoktu. Yaz aylarında günlük işlerin dışında genellikle at ve ok yarışları düzenlenir, güreşler tutulur, çeşitli oyunlar oynanır ve silah eğitimi yapılmaktaydı diye yayla ve göç yani Türklerle ilgili bilgi notumuzu okuduk. Bugünün son konusu Türkler'de göç. Yani Orta Asya'da neden e, göç ettiler? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Toplumlar zorunlu olmadıkça kendilerini nelerin beklediğini bilmedikleri yolculuklara çıkmaktan kaçınırlar. Tarihte görülen büyük çaplı göç hareketleri de Orta Asya Türk göçlerinde olduğu gibi pek çok önemli nedenlerden kaynaklanmaktaydı. Yani sebepsiz yere bir göç olayı yapılmamıştır. Türk göçleri genel olarak ekonomik sıkıntılar, iklim değişikliği yani kuraklık, nüfus artışı, otlakların yetersizliği gibi belirli başta sebeplere bağlanabilir. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya şiddetli soğuklara, kar yağışlarına, sel baskınlarına, otlaklara ve suları kurutan, aşırı sıcaklara yol açan sert karasal iklimin etkisi altındaydı. Kurak ve soğuk mevsim şartları, yut denilen salgın hastalıkları ortaya çıkararak toplu hayvan ölümlerine de sebebiyet vermekteydi. Örneğin, Kök Türk Devleti'nin 627 yılında yaşanan aşırı kar yağışı nedeniyle atların ve koyunlarının büyük bir bölümü telef olmuştur. Yani kaybetmişlerdir. 685 yılında yaşanan kuraklıkta da hayvanların dörtte üçü kırılmıştır arkadaşlar. Türk göçlerinin temel nedenleri arasında siyasi mücadeleler de önemli yer tutmaktaydı. Türk boyları kendi aralarındaki mücadeleler sonucunda bölünüp zayıf düştüklerinde komşu devletler ve kabilelerin baskılarına da maruz kalmaktaydılar kendilerini koruyacak merkezi ve güçlü bir Türk devleti olmayınca da topraklarından ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü Türkler özgür ve bağımsız olarak yaşadıkları toprakları yurt olarak kabul etmişlerdir. Türk göçlerinde yeni yurtlar fethetme ve yeni devletler kurma isteği de rol oynamıştır. Türkler tarım toplumları gibi kendilerini bir bölgeye mahkum hissetmemiş, imkanlarını arttırmak için de sürekli arayış içerisinde olmuşlardır. Konar göçer hayat tarzının kendilerine kazandırdığı kuvvet, cesaret ve hareketliliğin sonucu olarak da cihan hakimiyeti ülküsünü benimsemişlerdir. Bu ülkü Türklerin adil ve eşit o eşitlikçi anlayışına dayanan Türk töresini dünyanın her yerinde yürürlüğe koyarak insanlığı barışa ve huzura kavuşturma idealinin de bir sonucu olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan söz konusu fikrin doğmasında Atın Türklere sağladığı sürat ve üstünlük duygusu da etkili olmuştur. Göçler ve sonrasında bakacak olursak Türkler yeni yurt bulmak amacıyla yaptıkları göçler sırasında Orta Asya içerisinde başka bölgelerin yanı sıra Orta Asya dışındaki ülkelere de yönelmişlerdir. Bakın fotoğrafta temsili Tomris Hatun, İskit, Saka Türklerinin ilk kadın hükümdarı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yakut ve Çavuş Türkleri önceki dönemlerde ana yurttan ayrılan ilk Türk topluluğu olmuştur. Bunlardan Yakutlar Sibirya'ya, Çavuşlar ise Ural Dağları'nın güney batısına yerleşerek Türk inancının ve Türkçenin en eski özelliklerini devam ettirmeye çalışmışlardır. Aynı dönemde bir başka Türk topluluğu olan İskit yani Saka Türkleri batıda Tuna Nehri'ne kadar yayıldı. Ayrıca Kafkasya üzerinde Anadolu'ya, oradan da Suriye topraklarına girdi. Asurlular ve Perslerle, Perslere karşı mücadele eden İskit Türkleri göç ettikleri yerlerde kalıcı olamadılar ve milattan önce 2. yüzyılda siyasi varlıklarını kaybettiler arkadaşlar. Türk topluluklarının Orta Asya içlerine ve dışına yaptığı kitlesel göçler milattan sonraki devirlerde de devam etti. Bu dönemde güneye doğru yönelen Türkler Çin ve Hindistan'ın kuzey kesimlerine yerleştiler. Bunlardan Tabgaçlar, haritada çiziyorum arkadaşlar. Bunlardan Tabgaçlar 4. yüzyıl ortalarına doğru kuzey Çin'in topraklarını ele geçirerek güçlü bir devlet kurdularsa da kalabalık Çin toplumu içinde milli benliklerini, kimliklerini koruyamadılar. Budizm'in etkisinde kalarak Çin kültürünü benimsediler Tabgaçlar. Ana yurtlardan ayrılıp Türklerin bir bölümü de Hindistan'ın kuzey bölgelerine gelerek burada Akhun Devleti yani Eftalit Devleti'ni kurdular. Kök Türk ve Sasanilerin baskısı altında kalan Akunlar 557 yılında siyasi varlığını kaybetti. Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne doğru gerçekleştirmiştir. Türkler bu göçler sırasında kuzey yolu ve orta yol adı verilen istikametleri izlediler. Bunlardan kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara, oradan da Balkan ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerlediler. Türkler yolları üzerinde güçlü bir devletin bulunmaması nedeniyle de batıya doğru kolayca da yayılmışlardır. İklim özellikleri ve yer şekilleri bakımından konar göçer yaşama uygun özellikler taşıyan bu bölgelere uyum sağlamakta da zorlanmamıştır Türkler. Kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde Avrupa Hun Devleti gibi güçlü devletler kurmuşlardır. Karşılaştıkları topluluklarla kültürel etkileşim içerisine girerek onlara atı evcilleştirmeyi madeni işlemeyi, besinleri saklamayı ve dokumacılığı öğretmişlerdir. Ayrıca devlet yönetimi ve ordu teşkilatı konularında da Türkler Avrupa'ya özellikle dünyaya örnek olmuşlardır. Tuna Bulgarları gibi bazı Türk toplulukları da arkadaşlar Hristiyanlığı benimseyerek Türklüğünü, milli kimliğini, benliğini kaybetmişlerdir. Orta Asya'dan batıya doğru hareket eden Türk topluluklarından bazıları Orta Yol olarak bilinen Hazar Denizi'nin güneyindeki hattı izlediler. Bunlar içinde en kalabalık grubu oluşturan Oğuzlar İslamiyeti kabul ettikten sonra İran, Irak, Suriye ve İslam ülkelerine ve Bizans'ın elinde bulunan Anadolu'ya yöneldiler. Buralarda büyük devletler kurarak siyasi varlıklarını ve bağımsızlıklarını daha da güçlü şekilde sürdürdüler. Böylece kuzey yolundan giden akrabalarının aksine milli kimliklerini koruma fırsatları bulmuşlardır arkadaşlar. Orta yol üzerinden batıya doğru göç eden Türk toplulukları büyük ölçüde yerleşik hayata geçip köyler, kasabalar, şehirler kurdular. Tarıma elverişli toprakları işlediler, tahıl üretiminin yanında bağ bahçe tarımı da yaptılar. Yerleşik hayata geçmeyip konar göçerliğe devam eden Türk boyları ise geçimlerini hayvancılıktan sağlamaya devam ettiler. Ordu milletle ilgili bir e, konumuz var. Bununla da ilgili bahsedelim arkadaşlar. Konar göçer hayat süren Türkleri de büyük hayvan sürülerini en iyi şekilde beslemek için verimli otlak ve su kaynakları bulmak bir zorunluluktur. Diğer kavimlerden önce Elverişli yerleri bulup koruma altına almak, sürüleri amacına uygun şekilde sek ve idare etmek Türkler için hayati önem taşımaktaydı. Çünkü bozkırların en küçük bir ihmalin yani veya hatanın büyük felaketlere yol açacağı yerlerdi bozkırlar arkadaşlar. Türkler göçebeliğin zor şartlarının üstesinden gelebilmek amacıyla birlikte hareket etmişlerdir. Hiç kimsenin tek başına hayatta kalamayacağı bozkır ortamında kendilerini güvende hissedebilmek için soy birliğine önem vermişlerdir. Aralarındaki dayanışma ruhunu gereği aile, sülale ve boy birliği etrafında toplanmışlar. Hayatın belli bir disiplin içerisinde devamını sağlamak, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı kendilerini savunmak ve hakimiyet sahalarını koruyup genişletmek için idari ve askeri teşkilatları da Türkler ne yapmıştır? Kurmuşlardır arkadaşlar. Türklerde İlk askeri teşkilat. Asya Hun hükümdarı Metehan. Milattan önce 209 ve 174 yılları arasında Metehan tarafından kuruldu. Bunu aslında çoğunuz biliyorsunuz. Onlu sistem denilen bu düzenlemeye göre ordudaki en büyük askeri bilim olan 10.000 kişilik tümeni binli, yüzlü ve onlu birlikler izliyordu. Bakın şeyde de fotoğrafa da bakın arkadaşlar. Yani tümen, tabur, bölük, takım. Başlarında tümen başı, bin başı, yüz başı, on başı. Sayıları on bin, bin, yüz, yüz ve e, on şeklindedir diyeceğiz. Şimdi e, şeye bakın arkadaşlar. Kara kuvvetleri komutanlığımızın amblemi. Bakın kuruluş tarihine bakın. Metehan'ın tahta çıkış tarihi. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyetimizin Kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak biz neyi kabul ediyoruz? Ta milattan önceki Meta'nın tahta çıkışını, yani onlu sistemi kabul ediyoruz. Bu tarihe sahip çıktığımızın bir göstergesidir. Şimdi bu Kara kuvvetlerin bu ambleminin bir yorumlamasını yapalım arkadaşlar. 4 adet büyük yıldız şurada gördüğünüz 4 adet büyük yıldız Kara kuvvetleri komutanlığının seviyesini gösteriyor. Bordo zemin üzerine ay yıldız, bordo zemin üzerine ay yıldız Türk milletinin emrinde olduğunu gösteriyor. Kılıç ve meşe yaprağı, kılıç ve meşe yaprağı arkadaşlar, kararlı ve güçlü kara kuvvetlerini. Atatürk silüeti en büyük komutan olan Atatürk'ün Kocatepe'deki sembolünü. Defne yaprakları arkadaşlar, defne yaprakları yurtta sulh, cihanda sulh yani barışı. 16 adet küçük yıldız, 16 adet şuradaki küçük yıldızlar tarihte kurulmuş 16 Türk devletini. Milattan önce 209 rakamında kara kuvvetlerinin Kuruluş yılını ne yapıyor arkadaşlar e, temsil ediyor. Türkler diğer kavimlerden çok daha önce ata binip onu yönetti. At sayesinde binlerce kilometrelik mesafeleri kısa sürede geçip geniş topraklarda hüküm sürdüler. Türkler için at aynı zamanda güç ve süratli bir savaş aracıydı. Asya Hun devleti ile onu takip eden Köktürk ve Uygur devletlerinin orduları büyük ölçüde süvari denilen atlı birliklerden kurulmaktaydı. Türkler bu imkanı at koşum takımlarını icat ederek kavuşmuşlardır. Üzengi ve gem bu icatların en önemlileriydi. Türk süvarisi eğerin her iki yanında sarkan üzengi sayesinde atın üzerinde kolayca çıkabiliyor, gem ve ona bağlı dizginlerle de atı istediği yöne sevk edip gerektiğinde durdurabiliyordu. Süvarilik için zorunlu olan pantolon deri kemer ve potin de Türklerin icadıdır. Bütün bu gelişmeler askerlik alanında yeni bir devrin başlamasını sağladı ve Türklerin savaşlarda zaferle çıkmasının da önemli rol oynamıştır. Türkler ata binmede olduğu kadar hızlı koşan atın üzerinde öne arkaya veya sağa sola doğru isabetli ok atma konusunda da ustaydılar. Genellikle huş ağacından imal edilen Türk oklarının ucunda kemikten ya da demirden yapılmış temren denilen sivri kısım bulunurdu. Üç dilimli, düz, yivli veya çengelli şekillerde olabilen temrenlere başak da denirdi. Okun arkası ise hedefe doğru ve dengeli şekilde gitmesini sağlayan yelek takılırdı. Türk ordularında Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan'ın icat ettiği ıslıklı oklar da vardı. Temrenin üzerinde açılan delikler nedeniyle hedefe giderken ıslık sesi çıkaran bu oklar genellikle işaret vermek ve hedef göstermek için de kullanılmıştır. Oklar sadak, okluk veya kiş adı verilen torbalarda taşınırdı. Savaşların yani savaşçıların omuzlarına veya kemerlerine asılarak taşıdıkları okluklar atların terkisine de takılabilirdi. Ok tek başına kullanılan bir silah olmayıp onun tamamlayıcısı yay idi. Yayın kavisli kısmı genellikle kayın gibi sert ve sağlam bir ağaçtan ya da boynuzdan yapılırdı. Yayın direncini arttırmak için üzerine sırım denilen ince deri parçaları sarılırdı. Esnekliği kaybetmemesi için de yüzeyi zamp tabakasıyla kaplanır. Kiriş denilen germe kısmında ise büyükbaş hayvanların bacaklarından alınan sinirler veya hayvan bağırsağı kullanılırdı. Türkler duruma göre çok çeşitli yaylar kullanırdı. Bu yayların en etkilisi refleks yay olarak bilinen çift kavisli yaylardı deriz arkadaşlar. Şimdi kitabımızda böyle bir etkinlik var. Ee, ben sırasıyla söyleyeceğim. Mesela bir numara arkadaşlar yaydır. İki numara onun kirişidir. Üç numara gemdir. Dört numara dizgindir. Beş numara üzengi. Altı numara nal. 7 numara Temren, 8 numara Ok, 9 numara Yelek, 10 numara Sadak, 11 numara. Eğer ve 12 numara da burada kılıcı gösteriyor diyebiliriz. Türk ordusunda askerlerde bulunması gereken temel özellikler disiplin, emre itaat, hızlı karar verip hedefi vurmaydı. Türkler bu özellikleri çocuk yaştayken öğrenmeye başlarlar arkadaşlar. Türk çocukları küçük yaşlardan itibaren işte koçların sırtına binip tarla faalesi, gelincik, tavşan gibi canlı hedeflere ok atmayı öğrenirler. İlerleyen yıllarda askeri eğitim amaçlı bu oyunlar at üzerinde devam eder. Ve Türkler karabalık grupları haline çıktıkları sürek avlarını da bir çeşit savaş tatbikatı olarak da görürlerdi. Türk ordusunun savaş taktikleri süratle hareket eden süvariler üzerine kuruluydu. Süvariler savaş öncesinde düşman bölgelerine yıldırım ve yıpratma amaçlı akınlar yapar. Yelme denilen keşif kollarının düzenlediği bu akınların bir amacı da bilgi toplamaktı. Uzaktan savaş taktiğine dayanan akınlarda yalnızca ok atışları yapılırdı. Ayrıca süvarilerin yeri göğü inleten korkutucu çığlıkları karşı tarafında moralini çökertirdi. Türk atlıları Savaş başlayıp da düşmanla karşı karşıya geldiklerinde kılıç, gürz, mızlak gibi yakın dövüş silahları kullanırdı. Ordunun başındaki komutan savaşı yakın dövüşle kazanamayacağını anladığında birliklerine süratle geri çekilme emri verirdi. Karşı taraf ise bunu gerçek bir bozgun olduğunu düşünerek de takibe yani o vurkaç yapıyorsunuz sizi takibe ediyor. Karşı tarafı üstünüze çekiyorsunuz. Sahte geri çekilme, biz buna sahte ricat da deriz arkadaşlar. Sahte geri çekilme sırasında Türk süvarileri at üzerinde geriye dönüp ok fırlatmaya devam ederken aynı anda sağ ve sola doğru hızla açılarak hilal şeklini alırlardı. Düşmanı kuşatacak şekilde yeterince geniş bir yay çizdikten sonra da hilalin uçlarını birleştirip kurt kapanı da diyebilirsiniz buna birleşmeye, onu çember içerisine alırlardı. Turan taktiği adıyla bilinen bu taktik bazen de pusuya düşürme şeklinde cereyan ederdi. Bu durumda Türk süvarilerinin geri çekilişini önceden belirlenen pusu yerine kadar sürerdi. Pusu için uygun yerler genellikle dik yamaçlı, derin vadiler, bataklıklar veya çöller gibi zorlu arazilerdi. Böyle bir yerde tuzağa düşen düşman, durumun farkına varsa bile geri dönmeye fırsat bulamaz ve ağır bir yenilgiden de kurtulamazdı. Şimdi Türklerle ilgili bazı bilgiler var arkadaşlar. Ee, Türklerin... Savaş yetenekleri ve uyguladıkları e, taktikler döneminin tarihçileri ve Çinler tarafından şu sözlerle tasvir edilmiştir diyor. Ee, Ammianus, Hunlar piyade olarak e, dövüşmeye hiç alışkın değillerdi. Bir defa eğere oturduktan sonra küçük ve çirkin ama yorulmak bilmeyen yıldırım gibi giden atlarına sanki yapışık kalırlardı. Savaşlarda korkunç çığlıklar atarak düşmanın üzerine çullanırlar. Bir direnme ile karşılaşınca da hemen dağılırlar ama kısa zaman sonra aynı süratle gel gelerek önlerine çıkan her şeyi delip geçerler. Buna rağmen bir müstehkam mevkiyi kuşatıp merdivenlerle ele geçirme sanatını bilmezler. Ancak şaşıracak kadar uzak mesafelere attıkları demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikler kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi diye Türklerle ilgili Hunlarla ilgili bilgi var. Sen Efraim Hunların haykırmaları arslanların kükremesini andırır. Atları üzerinde ufukta bir fırtına gibi uçarlar. Orduları Ordularıyla bir tufan gibi kapladıkları bütün arz üzerinde dehşet uyandırmışlardır. Silahlarına karşı gelebilecek kimse mevcut değildir diyor. Çinliler Türkleri Üstün yapan atlıları ve okçularıdır. Kendilerine uygun gelirse şiddetle saldırırlar. Tehlikede olduklarını sezerlerse rüzgar gibi kaçarlar, şimşek gibi kaybolurlar demişlerdir. Diyerek arkadaşlar e, bu haftanın ders konusunu da bitiriyoruz. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.